kadar çok eşya almışsın. Tamamen gitmeye karar vermedin inşallah. Onu eski Banu yapardı ablacığım. Ben artık yeni Banu'yum. O zaman yeni Banu çok güzel vakit geçirsin. Gerçekten dinlenmiş dönmeni istiyorum. Ben de. Ormanda bir ev. Ay, düşüncesi bile dinlendiriyor değil mi insanı? Bak, canım bir şeye sıkılırsa. Sıkılmayacak. Sen yeter ki annemleri idare et, ne olur abla. Ay, bir de o kısmı var değil mi? Ne yapalım? İdare edeceğiz artık. Ay, sen olmasan ben ne yapardım ki abla ya? Annemle konuştum. Ev boş ve temiz. Bu da anahtarı. Sağ ol canım. Orada hastane de var. Yani acil bir şey olursa diye söylüyorum. Olmaz olmaz. Merak etme Eda. Olmaz tabii ama yine de endişeleniyorum. Hızlı aramaya beni de kaydet. Ya zaten kayıtlısın Eda. İkiye basınca seni arıyor. Bir kim? Bir kimmiş? Bir Banu. Oho. Bakıyorum da elin kızı gelir gelmez bir numaraya yerleşiyor. Kıskanma, kıskanma. Ay şaka yapıyorum. Bence bu tatil size çok iyi gelecek. İnşallah da. Biliyor musun? Bence siz evleneceksiniz. Bilmem. Hadi kaçtım ben. Dikkat et kendine. Sen de. Ne var ne yok? Sert bir şey dedi mi? Yok yok. Çok tutmuş Ali İhsan'ı belli. Onu geç de. Biz konumuza dönelim. Gizli aşkımızın ilk resmi gününde biz ne yapıyoruz? Sen sapı Ali İhsan'layım de. Bizim de kafamızda bir şeyler var herhalde. Gizem, uygun musun? Sarp geldi şimdi benim kapatmam lazım. Sen beni okulun karşısındaki sokakta bekle, tamam mı? Evet gel. Ne haber? İyidir. Ne yaptınız çocukla? Anlaştınız mı? Yani tatlı çocuk. Hatta az önce onunla konuşuyordum. Bugün buluşacağız. Hadi ya. Nereye gidiyorsunuz? Bir kafeye gideriz. Kahve falan içeriz. Ya ben onun bak efendi çocuk olduğunu biliyordum. Zibide olsa seni bara pavyona götürürdü. Ya böyle zamanda bulunması zor. Bak kızım. O Kaan denen çocuğu da unutuyorsun artık. Hayatında Ali İhsan gibi bir adam var. Tamam Sarp anladım. Hadi çık da hazırlanayım ben geç kalacağım. Tamam tamam çıkıyorum. Ha bak ilk günden gösterişli şeyler falan giyersin. Yakarım. Ben senin elini bırakmayacağıma söz veriyorum. Sen de benimkini bırakma. Olur mu? Vay be. Oğlum var ya bu resmen ilan aşk be. Bilmiyorum. İlk başta bana da öyle gelmişti ama. Aması maması yok. Elif sana bunu kendi elleriyle vermedi mi abicim? Ha? Ya işte kartı vermedi. Defterimi verdi. Defterin içinden de bu çıktı. Ya tamam. Birazcık utanmış abicim. Defterin arasına sıkıştır vermiş. Ne olacak yani? Bilmiyorum. Ben hiç ikna olmadım. Ay. Neyse sen bilirsin. Ben diyeceğim dedim. Al. Daha önce Elif yüzünden yıkıldım. Tekrar aynı şeyin olmasını istemiyorum. Haklısın. Neyse ben kaçtım okula. Dur bekle beraber gidelim. Gel. Değişeceğim ki Pelin. Ben bile kendimi tanıyamayacağım. Elif?
Kaan'a Sarp'tan intikam almak için değiştiğimi söylemem lazımdı. Abla ya, ekmekler için alüminyum folyoyu bulamadım. Kalmadı mı? Çekmecedeydi. Dur bulurum ben sana. Niye ekmek hazırladın ki sen? Orada yemek yok mu? Yok baba şey, yol için hazırladım. Hani içimiz kıyılırsa filan. Ha iyi. Paran var mı? Var var. Yoksa söyle vereyim. Yok baba var. Ya baba Allah aşkına. Bir gece kalacaklar zaten. Ormanda parayı ne yapsın? Yavrum. Ay. Oralar soğuk olur. Yanına bir şeyler aldın mı? Aldım anneciğim aldım. Polarımı da aldım. İyi kuzum. Hadi Allah'a emanet ol. Bu gittiği arkadaşlarını tanıyor musun sen? Vallahi geldim ne yalan söyleyeyim. Tanımıyorum ama Suna tanıyormuş. Ha, iyi. Bu sene maşallah var. Gitsin dinlensin. Abla, Can gelmiş evin aşağısında bekliyormuş. İyi hadi, güle güle. Varınca mutlaka haber ver, tamam mı? Merak etme. Banu, sepeti unuttun. Vay, vay, vay. Bakıyorum da gözlerinizi alamıyorsunuz Melih Bey. Ne alakası var canım? Her zamanki halin işte. Teşekkür ederim. Demek beni her zaman böyle güzel buluyorsun. Güzel bulmasak bu kadar oyun çevirmezdik herhalde. Ha bu arada oyun demişken, ne yaptın Sarp işini? Hallettim. Ali İhsan'layım biliyor. Güzel. Ben de Ali İhsan'a bugün bütün gün ortalarda görünmeli dedim. Her şeyi ayarlamışsın bakıyorum. Herhalde güzelim. Bizim işimiz bu. Buyurun. İşte buradaymış. Yanına gitsen mi acaba? Çok da üzgün görünüyor. Ne oldu acaba? Meveş. Sen miydin? Ya kusura bakma rahatsız etmek istemedim. Seni böyle görünce. Önemli değil. Oturabilir miyim? Ne oldu? Neden böylesin? Ögeday mı? Nereden anladın? Baksana. En sevdiğin çikolata önünde duruyor ve sen de okumamışsın. Yersen belki keyfim yerine gelir dedim ama... Canım istemiyor. Benim için Ögeday ile konuşmuşsun. Çok teşekkür ederim. Ne demek canım lafım olur. Siz neden hala barışamadınız? Aslında barışmıştık ama... Bunu yaptığıma hala inanamıyorum. Meveş ne oldu söylemeyecek misin? Tam Ögeday'a onu sevdiğimi söyleyecektim. Ama Öge yerine yanlışlıkla senin ismini söyledim. Ne?
Bomba gibi olmuşsun. Değil mi Kaan? Efendim? Bu renk diyorum. Elif'e çok yakışmış. Sen de erkek gözüyle söyle de kızın içi rahat etsin. Çok güzel olmuş. Çok yakışmış. Merhaba. Merhaba. Erken gelmişsin. Pelin'le buluşacağım. Öncesinde biraz okula gelip ders çalışmak istedim. Ben dün kırmızıyı yakıştırdım diye mi kırmızı ırka giydi acaba? Kaan. Pardon. Neyse, ben Pelin'i bekletmeyeyim. Tamam, ben de kütüphaneye kaçacağım zaten. Bu arada kırmızı çok yakışmış. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet kaptan, ben uçuşa hazırım. Vallahi hızlı gitmeye hiç niyetim yok. Hele bu. Yani ilk yolculuğumuz. Tadını çıkaralım bence. Ay. Ne güzel değil mi? Ya Banu, ne diyeceğim? Sizinkilerle sorun olmadı değil mi? Yok yok, olmadı. Zaten ben yani bir tek sadece seninle gittiğimi söylemedim. Onun için her şeyi doğru söyledim. İyi etmişsin. Peki sen böyle boş boş oturacak mısın bütün yol boyunca? Ne yapalım istersiniz şoför bey? Ne bileyim yani. Kopilotluk yapabilirsin mesela. Hani böyle hazırladığın şeylerden. Haşlanmış yumurta, kuru köfte, salatalık sandviç falan ha? Şahane sandviçlerimiz var bak. Salatalığımız var, meyvemiz var. Yer misin? Vallahi şaşırttın beni ama. Şu anda pek aç değilim. Ay ben böyle yolculukta bir şeyler yemek içmeyi çok severim. Babam bir keresinde böyle Konya'ya gidiyordu. Hani mesafe yakın diye beni de götürmek istedi. İlk kamyon yolculuğum muydu? Evet. O zamanlar ilkokul ikinci sınıfta filandım. Bir gün sen de bana fotoğraflarını gösterirsin. Tamam, gösteririm. Ne anlatıyordum? Böyle yolculuk sırasında falan annem mutlaka çantamıza bir şeyler hazırlardı. İşte sarmalar yapardı, un kurabiyeleri falan. Tabii ben yol boyunca yedim de yedim. Babam kızım yeme diyor, ben hala yiyorum. Yeme diyor, daha hala yiyorum. Mide fesadına falan mı uğradın? Evet. Konya'ya tam 6 saatte gittik. İnanmıyorum. Sonra ne yaptınız? Sonra babam bir yerde durdu. Şöyle bana koyu bir çay içirdi. Ondan sonra tuvalet mesafem sona erdi. Ondan sonra da zaten uyumuştum herhalde. Biliyor musun, benim babam da hep kamyonların durduğu yerde duruyor. Tabii o zaman böyle lüks dinlenme tesisleri falan da yoktu. Ama en iyi çay, en iyi yemek orada olur. Farkında olmadan belki de yan yana masalarda oturmuşuzdur şöyle salaş yerlerde falan. Değil mi? Kim bilir. Çok edebi gördüm sizi Can Bey. Valla aşçılığım kötü olabilir ama edebiyatım iyidir. Bakalım siz benim aşçılığımı beğenecek misiniz? Hadi ver şunlardan, ver. Söyleye söyleye ben de acıktım yani. Seni bırakıp gitti ve bir daha aramadı yani, öyle mi? Evet, ben gerçekten çok üzgünüm yani, ne diyeceğimi bilemiyorum. Özgür, sakın yanlış anlama. Bunun seninle bir ilgisi yok. O an ağzından öyle çıkıverdi, o kadar. Merak etme, farkındayım. Ögede'ye ne kadar değer verdiğini biliyorum. Peki ne yapacaksınız şimdi? Bilmiyorum. Ama böyle saçma bir nedenden dolayı Öge dayı kaybedemem. Anlıyor musun? Meveş dur bir dakika. Nereye gidiyorsun? Öge dayı bulmaya. Meveş! Afiyet olsun. Sağ ol İdi. Pelin. Hoş geldin. Oo, kırmızı giymişiz. Dünün etkisi mi yoksa? Yok, öylesine. Bundan sonra öylesine diye bir şey yok. Her şeyine dikkat edeceksin.
Haklısın. Batır. Ne oldu? Dalgın gibisin. Benim seninle konuşmak istediğim bir şey var. Tamam. Kaan. Ona yalan söyledim. Yalan mı? Ne yalanı? Elif. Bugün çok güzeldin. Teşekkür ederim. Hoşça kal. En iyisi sen söyle de ben dinleyeyim. Ne? Şarkı mı? Yo hayır, ben söyleyemem şarkı falan. Ya bırak da ona ben karar vereyim. Su var mı? Var. İçer misin? Ay yok, ben içmem ya. İçmesem daha iyi yani. Neyin var senin? Yani benim aslında acil tuvalete gitmem lazım canım. E niye söylemiyorsun? Ya ne yapayım? Böyle sürekli durduk ya. Daha yeni tuvalet molası verdik sonuçta. Olsun, ne olur ki? Ya ne bileyim, sen de bir an önce eve gitmek istiyorum falan deyince ben dayanabilirim zannettim. Ya Banu, sen nasıl bir kızsın? Ya valla şu anda çok zor durumda kalmış olan bir kızım. Ne olursun Can, bana bir an önce bir benzinlik bul. Tamam, buluruz. Ne yapacağız peki? Gizli. Ya hiç değilse bir ipucu versen. Sürpriz güzelim. E sürpriz ne peki? Adı üstünde güzelim, sürpriz. Gizli yani. Ya bu ne böyle ya, gizli gizli. Hayatım, biz seninle şu an gizli bir aşk yaşamıyor muyuz? Yaşıyoruz. Heh. O yüzden yaşayacaklarımız da gizli olacak. Merak etme, güven sen bana. Tamam o zaman. Sana güveniyorum. Kıyamam ben sana. Vicdan hiç rahat değil tabii. Kaan Ankara'ya geldiğim ilk günden beri hep benim yanımda. En zor günlerimde hep o vardı. Şimdi ona yalan söylemek o kadar zor geliyor ki Pelin. Ama sen yalan söylemiş sayılmazsın ki. Sonuçta değişmeyi sadece Sarp için istemiyorsun. Aynı zamanda kendin için de istiyorsun. Ya sonuçta ondan intikam almak için istiyorum. Kafam hiç rahat değil. Al karşına Kaan'ı, konuş o zaman. Keşke o kadar kolay olsa. Ya içimdekileri böyle pat diye söyleyip kurtulasım var ama olmuyor. Ya böyle Kaan kendi kendini anlasa. Ama hayatım, sen de çok şey istiyorsun. İçimdekileri tutmaktan sıkıldım artık. Ben demiştim Kaan'a, Elif seni seviyor demiştim. Ha Kaan, abi neredesin? Çok önemli bir şey konuşmam gerekiyor. Tamam, geliyorum. Ya Melih, şehirden çok uzaklaştık, farkındasın değil mi? Ne olmuş? Ya ne olmuş var mı? Ben akşam eve dönmek zorundayım. Kız gibi araba var güzelim altımızda. Merak etme. Tam saatini yetiştiririm seni. Ne oluyor ya? Ne bileyim. Allah Allah. Ne oldu ki? Ne bileyim.
Ha. Evet. Şimdi cam suyu bittiyse o da diferansiyel kayışına sıkıntı yaratmış olabilir. Çok ciddi bir problem. Bir de tabii bujiler de meme yaptıysa büyük soru. Bravo. Büyük sürprizin buydu yani. Babam mı çizmiş? Evet. Yani öyle mimari harikası bir şey bekleme ama işte. Ay olur mu öyle şey ya? Ben şimdiden çok heyecanlandım. Ama ev teyzenlerin evi değil mi? Evet. Baban hırsız mıdır? Evet. Yani yaşlandı artık tabii ama çok disiplinli ve dikkatlidir. Annem geçenlerde bir şey anlattı, çok güldüm. Ne olmuş? Sabah uyanmış annem, mutfağa gitmiş, bakmış babam sinirli sinirli söyleniyor. Neden? Babamın güllerinden bir tane çalmışlar. Saymış saymış bir tane eksik. İsteseler de verirdim falan filan demiş. İnanmıyorum o derece yani. Evet. Annem komşuya vermiş ama babam çok sinirli diye söyleyememiş. Ay süper ya. Ben annenle babanı çok merak ediyorum Can. Belki bir gün seninle Bodrum'a gideriz Banu. Sen benim ellerimi hiçbir zaman bırakma olur mu? Bırakmam. Abi, emin misin? Oğlum, kulaklarımla duydum diyor, anlıyor musun? Eminim. Yani o kartta yazılanlar banaymış yani. Evet, Elif en sonunda onu kimin gerçekten sevdiğini anladı. Uzun, şşt, oğlum kendine gel ya. Gidip konuş kızla, hadi. Ya bir dakika, konuşayım da ne diyeceğim? Tamam abicim, önce sen bir sakinleş. Sonra ne diyeceğini provasını yapacağız, tamam mı? Tamam. Galiba arabaları bozulmuş. Yardım edelim. Görmem. Geçmiş olsun. Sağ ol. Alo, Ali İhsan. Ne haber kardeşim? Affedersiniz ama ben çıkaramadım. Numaramı kaydetmedin mi birader? Ben Sarp, Gizem'in abisiyim. Oo, abicim nasılsın ya? Hele şükür. İyiyim, iyiyim. Seni sormalı. Benden değilik. Ne yaptınız? Buluştunuz mu Gizem'le? Buluştuk tabii canım. Beraberiz şimdi. Nasıl gidiyor? Anlaşabiliyor musunuz peki? Anlaşıyoruz tabii ya. Sen hiç kafanı yorma abicim. Burada her şey yolunda. İyi bari. Öyle mi? Çok sevindim. Tamam. Bak akşam geç kalmayın. Külahları değişiriz ha ona göre. Tamam mı? Hadi bakalım. O zaman yarın tapuda görüşürüz tamam mı? Tamam teşekkürler iyi günler. Ne oldu? Kimle konuşuyordun? Emlakçıyla konuşuyordum. Kafenin satışı kesinleşmiş. Sonunda rahat bir nefes alabileceğiz. Hadi ya. Ne güzel. Gözünüz aydın. Gözümüz aydın. Bu işe pek sevinmedin galiba. Niye sevineyim ki?
Ben mi yaptım borcu? Umurumda bile değil. Aslında bu işe en çok sevinmesi gereken sensin. Sonunda rahat bir nefes alabileceğiz. Elimiz para görecek. Hem eğer bu para elimize geçerse ben sana küçük bir sürpriz yapmayı da düşünüyordum. Sürpriz mi? Ne sürprizi? Seni Amerika'ya NBA maçı izlemeye göndereceğim. Hem de istediğim bir arkadaşımla. Dayı sen ciddi misin ya? Evet. Ama tabii istemiyorsan onu bilemem. Hı? İstiyorum tabii, istemez miyim? Tamam, ancak bir şartım var. Bundan sonra artık daha iyi davranacağız birbirimize. Arkadaş olacağız, tamam mı? Anlaştık mı? Anlaştık, anlaştık. Tamam. Sen gitmek istediğin maçı seç. Ben de biletleri ayarlayayım, tamam mı? Ya dayı, aslansın sen ya, aslan. Karşılaşmamız ne tesadüf oldu değil mi? Ya. Vallahi ben problemin nerede olduğunu anlamadım. Tamirci çağırsaydınız. Aradık zaten ama olmadı. Tam sınırdaymış o. Yani her iki ekip de orası bizim bölgemiz değil dedi. Çekici de aradık. Biz size döneceğiz dediler. Aramadılar mı? Biz arayalım. Aradık zaten. Arıyoruz da sürekli meşgul. Kaldık bu dağ başında. Biz de gelin bari. Siz nereye gidiyorsunuz ki? Teyzemlerin dağ evine. Tamam. Siz bizi uygun bir yerde bırakırsınız o zaman. Ama buradan sonra yerleşim merkezi yok. Biz de mi kalamıyorsunuz? Başka çare var mı? Yok gibi görünüyor. O zaman kapın eşyaları gelimizde. Ya. Ne yapayım bize? Can, ben baş başa olmak istiyordum. Ne yapalım canım, burada mı kalsınlar? Hem senin yakın arkadaşların. Ama biz olmasaydık kendi başlarının çaresine bakacaklardı herhalde, değil mi? Gizemciğim, ben de onlarla kalmayı meraklı değilim ama işte görüyorsun, kuş uçmaz kervan geçmez bir yerdeyiz. Hadi. Dayı çok teşekkür ederim ya. Bunun benim için ne kadar önemli olduğunu bilemezsin. Bir şey değil oğlum, bir şey değil. Hem bak biliyorum, sen buraya geldiğinden beri seninle bir türlü tam olarak anlaşamadık ama söz veriyorum, bundan sonra her şey çok daha güzel olacak. O yüzden şu evden ayrılma fikrinden vazgeç sanıyorum ha. Dayı. Bak oğlum, biz bir aileyiz. Sen de Gizem de benim evlatlarım sayılırsınız. Artık birbirimize destek olmamız lazım. O yüzden gel şu saçma kavgadan vazgeçelim. Aramızdaki buzlar erisin. Tamam mı? Hı? Yani sonuçta biz arkadaşız. Gerçekten şans oldu karşımıza çıkmanız. Sizden bu arada veterinerlik de okuyor Can. Öyle mi? Ne güzel. Can da mimar. Tekrar memnun oldum. Banu, sen nereden biliyorsun Gizem'in bölümünü? Kaan tanıştırmıştı. Ha. Banu, siz Melih'le nereden tanıştınız? Harbiden biz nasıl tanıştık? Biz Melih'le çok eski arkadaşız. Yani bayağı oldu tanışalı. Ne kadar eski? Ben daha sınavı kazanamamıştım. Işte. Bir karar verseniz iyi olacak galiba. Yani biz okuldan tanışıyoruz ama ben o zamanlar daha sınavı kazanamamıştım Gizemciğim. Yani bunda karar vermemiz gereken bir durum yok. Aa, doğru ya. Siz Pelin'le falan okula gelip gidiyordunuz. Sağ ol dayı. İyi niyetini anlıyorum ama. Ama? Hayatım boyunca herkes bana yalan söyledi. Buna annem de dahil biliyorsun.
Benim en yakın arkadaşım, en iyi dostum babamdı. O da öldü. Artık insanlara yaklaşmaya, güvenmeye çekiniyorum. Sarp. Annen sizi üzmemek için yalan söyledi, bunu biliyorsun. Güven meselesine gelince, küçük yaşta çok çok zor şeyler yaşadın. Güveninin sarsılması son derece normal. Ya bak, demem o ki, biliyorum ben senin baban değilim. Ama ben de ailenizden bir parçayım. Oğlum, insan ailesinden zarar gelmez. Bırak, ben de senin arkadaşın olayım ha? Ne dersin? Gel buraya, gel. Abi, Sarp. Gel Handan, gel. Yeğenimle aramızdaki buzları eritiyoruz, gel. Çok sevindim. O zaman sana sevineceğim bir haber daha vereyim. Emlakçıyla konuştum. Birazdan tapuya gidip kafenin satış işlemlerini tamamlayacağız. Artık rahat bir nefes alacağız. Abi, ne diyeceğimi bilemiyorum gerçekten. Her şey için sağ ol. Aman be Handan, teşekkür edecek bir şey yok. Benim odan sizindir. Biz bir aileyiz. O zaman bu akşam sizin için güzel bir sofra hazırlayayım. Bunu kutlayalım. Ne dersiniz? Ne diyeceğiz? Allah deriz. Hadi bir delikanlı. Gelin bakalım. Geçin, geçin. Evet. Evimize hoş geldiniz. Ne kadar güzel bir ev burası. Evet, gerçekten çok güzelmiş eviniz. Ya aslında ev teyzemlerin ama işte biz arada sırada arkadaşlarla geliyoruz böyle. İstersen alayım onları ben senden. Ben lavaboyu kullanabilir miyim? Tabii tabii, hemen sağ tarafta. Ya kusura bakmayın, sizin de planınızı bozduk ama. Yok, önemli değil. Epey yüze asıldı. Yeni başladınız galiba. Yani yeni başladık diyebilirim, evet. Yani peki benim kim olduğumu biliyor mu? Hayatımda bir bağın olduğunu biliyor. Ama onun sen olduğunu bilmiyor. Yoldayken bayağı imalı imalı sizlerden tanışıyorsunuz deyince garipsedim. Yakın arkadaş olduğumu söyledik, herhalde onu kıskandı. Ayrıca kadın bile dediğimseniz hepiniz aynısınız. Evet, sanırım öncelikli problemimiz ısınma. İstersen biz seninle biraz odun toplayalım. Kızlar da o sırada sofrayı hazırlar ha? Olur, bana uyar. Bana da uyar. Ben yemek yapmaktan pek anlamam ama. Aa, sorun değil. Sen bana yardım edersin. Yamaklık yaparsın. Misal ederiz. Hazırsan çıkalım. Ha. Canım, böyle kendi kendini yiyeceğine ara Kaan'ı konuş, bitsin bu iş. Ama nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Ama sen böyle beklettikçe, Kaan'dan sakladıkça daha çok gerileceksin. Doğru söylüyorsun. O zaman önce Kaan'ı arayayım, çağırayım, sonra buluşup yüz yüze konuşalım. En iyisi. Demek yemek yapmayı bilmiyorsun. Vallahi hiç ihtiyacım olmadı. Bizim evde hep bir hizmetçi vardı. O yapardı yemekleri. Şimdi annem yapıyor. Ama bence öğrensen iyi olur. Yani ne de olsa erkeğin kalbine giden yol midesinden geçiyor. Demek ki ben başka yollar biliyorum. Melih'le nasıl tanıştınız? Bütün büyük aşklar gibi tesadüf eseri başladı. Nasıl tesadüf? Yani biz yolda gidiyorduk arabalarımızla, birbirimize tosladık. Kaza yaptık yani. Ya, Melih aslında iyi şofördür ama. Sen nereden biliyorsun Melih'in iyi şoför olduğunu? Nereden bileceğim canım? Sonuçta Melih benim yakın arkadaşım. Birkaç defa arabasına binmişliğim vardı. Anladım. Kaza yaptınız sonra?
İşte sonra ertesi gün okulda karşılaştık. Melih benden telefon numaramı istedi. Sonra buluşmaya başladık. Birkaç haftaya kalmadan da bana olan aşkını ilan etti zaten. Çok romantikmiş. Hem romantik hem tutkulu. Yoruldun sen. Yardım edeyim. Ne oldu, soğan mı doğrayacaksın? Evet, salata için. Salata için. ama şey, Melih'in midesine dokunur soğan. Söyleyeyim de. Gözü yaşardı galiba. Bak ne diyeceğim, dilini çıkar, işe yarar. Bak şöyle. Çıkar çıkar. Ya arkadaş, hepsi mi yaş olur ya? Atmasaydın keşke. Niye? Yaş odun ateşi serin tutmaya yarar. Kurunun yanına biraz yaş atacaksın ki ateş uzun süre yansın. Bayağı anlıyorsun bu işlerden. Hayat işte, öğretiyor. Hayat, doğru. Seninle tanışmamız pek hoş olmamıştı gerçi. Evet, doğru. Arkadaşın sahiplenmen, koruman güzel aslında ama... O gün sanki biraz fazla ileri gittin sen. Hala sözlerimin arkasındayım. Onu sakın üzme. Merak etme. Üzmem. Çünkü ben de onu çok seviyorum. Seviyormuş. Bir zamanlar benim sevdiğim gibi sevebilir misin acaba? İyi işte. Mutluluklar dilerim. Siz uzun zamandır mı berabersiniz? Yeni başladık sayılır. Ne güzel. İlişkinin en güzel zamanları bunlar. Öyle. Gerçi birini gerçekten seviyorsan her zamanı güzeldir ilişkinin. Orası öyle. Ama sanki kız arkadaşın buradan pek hoşlanmadı ha? Yok canım. Araba bozuldu ya. Ondan biraz keyfi kaçtı. Yoksa benim yanımda her zaman mutludur o. İyi bakalım. Mutluluklar. Gel bak. Erkan bir sakin ol ya, öf. Ya nasıl sakin olayım ya? Kolay bir şey mi? Dur abicim, dur. Şimdi bana bak, bir antrenman yapalım seninle. Şimdi ben Elif'im, tamam mı? Beni Elif gibi düşün. Şimdi bana aşkını ilan et. Ben Elif'im. Elif. Ne gülüyorsun oğlum? Antrenman yapıyoruz ya. Tamam. Ozan, seni seviyorum. Evet, bırak ya, ibiş. Allah Allah ya. Elif arıyor. Aç. Alo Elif. Bugün işin var mı? Yo, niye ki? Akşam buluşup yemek yiyelim mi diyecektim. Sana söylemek istediğim şeyler var. Tamam, olur. Tekrar konuşuruz. Ne oldu? Buluşmak istedi. Oh be, en sonunda. Gel buraya, gel bir sıralım. Kardeşim benim. Elif benimle buluşmak istedi. Hop hop, daha değil. Niye koyduk işte, daha neyi bekliyoruz? Daha çıra koyacağız oraya. Ha, tamam. Ekmeği biraz kalın mı kesmişsin, bana mı öyle geldi? İnce kesmeye çalışınca dağılıyorlar. Ama bir ekmek daha var, istersen kendine göre kes. Tamam canım, sorun değil, böyle de olur. Ay canım, sırayı oraya koyma. Birazdan pilavı oraya koyacağız. Ya pilavı da şuraya koyarız işte, kocaman masa. Ama daha oraya salata koyacağız, etleri koyacağız. Aldım, oldu mu? Ne işin var senin burada ya?
seninle konuşmak istiyorum. Ama ben konuşmak istemiyorum. Ya Öge, lütfen bir saniye dinler misin? Ya saatlerdir dersten çıkmanı bekliyorum. Ne var ya? Ne istiyorsun benden? Ben sadece seni seviyorum. Senden vazgeçemem. Bir eşeklik ettim. Dilim sürçtü. Ne olur affet beni. Hayır. Bu kadar basit değil. Ya Öge. Benim aklımda sadece sen vardın. Bundan sonra da hep sen olacaksın. Ne olur inan bana. Yapamam Mehveş. Bu şekilde olmaz. Üzgünüm. Öge! Ya biz gelmeseydik siz bu kadar şeyi nasıl yiyecektiniz? Ecan boğazına çok düşkündür. Benim de şu aralar iştahım açık. Bir şekilde yerdik herhalde. Banu abartıyor. Yani yemek yemeyi seviyorum diyelim. Banu işini biliyor demek ki. E ne demişler? Erken kalbine giden yol midesinden geçermiş değil mi? Salata harika olmuş hayatım. Ellerine sağlık. Öyle mi? Ben yapmadım. Afiyet olsun. Ya bu arada beyler ellerinize sağlık. Sıcacık olduk. Rica ederiz. En çok hanginiz adım topladı söyleyeyim bakayım. Ona göre tatlı da torpil geçeceğim. Ben. O zaman ikimiz de eşit topladık diyelim. Tatlıyı da eşit pay edersin artık. Tabii tabii. Merak etmeyin. Ben de hak geçmez. Hayatım sen iyi misin? İyiyim. Yok bir şey. Suyu uzatır mısın Gizem? Mesele artık sana inanmak değil. Tamam belki beni aldatmamış olabilirsin. Ama olanları görmüyor musun? Neyse. Ben dün çok düşündüm. Ve bir karara vardım. Emeli, okulu bitirince ne yapmayı düşünüyorsun? Vallahi onu o zaman düşünürüz ya. Bu devirde iş bulmak zor. Ekmek Hasan'ın ağzında. Biz de Hasan'ın midesine ineriz o zaman. Bak kahve bir taşım kaynadığı zaman hemen ocaktan alacaksın. O niye? Ne güzel kaynasın. Köpüklü olsun diye tabii ki. Ay sen gerçekten hayatında hiç kahve yapmadın mı ya? Yapmadım. Senin nasıl gidiyor işler? İyi, okul aynen devam ediyor okuldaki proje. Şimdi İncek tarafında bir proje var. Onun zemin etüdünü bekliyoruz. Eğer bir aksilik çıkmazsa birkaç haftaya başlarız. O zaman okulda fazla durmayacaksın artık. Yo, neden? Diğer tarafa gideceğim dedim. Orası benim bir arkadaşımın projesi. Yani bizim düzen aynen devam. Tamam. Tamam tamam sorun değil ben hallederim. Yani ev işleri de gerçekten eline hiç yakışmıyor. El kızı olmayacağım için sorun yok. Ama bir gün evlenirsen gerekiyor. Onu o zaman gelsin düşünürüz. Yok yok hayat tamam ben hallederim. Sen bunu çöpe at. Kahveleri kim yaptı bakalım? Söyleyin. Puanımı ona vereceğim.
O zaman puanları bölüştürmeniz lazım çünkü kahveyi ikimiz yaptık. Söylesene, ne kararı? Özgür'le aranda ne geçti bilmiyorum ama belli ki senin aklın bayağı karışmış. Artık ikimiz arasında bir seçim yapmak zorundasın. Ya Öge, ne seçimi ya? Neden bahsediyorsun sen? Ben sadece seni istiyorum diyorum. Anlamıyor musun? Hayır Mehveş, sen ne istediğini bilmiyorsun. Eğer bundan sonra benimle birlikte olmak istiyorsan Özgür'le bir daha görüşmeyeceksin. Anladın mı? Ama... Sana istediğin kadar süre. Düşün taşın. Kararını ver. Kahve çok güzel olmuş. Yemeği güzel yapan, kahveyi de köpüklü yapan kadını buldun mu kaçırmayacaksın. Restorana aşçı almıyoruz Melih'ciğim. Tabii canım. Benimkisi de zaten işin şakası. Hadi oradan Melih. Boğazına ne kadar düşkün olduğunu bilmiyoruz sanki. Bu Melih var ya, bir oturuşta kuzuyu yer yani. Böyle zayıf olduğuna bakmayın. Yok canım, abartma sen de. Ayrıca erkek adam da yemek yer yani. Değil mi Can? Tabii canım, yani sonuç olarak metabolizmalar farklı. Biz daha hızlı yaktığımız için daha çabuk acıkıyoruz. Melih'in metabolizması o kadar hızlı çalışıyor ki. Siz baya baya yakın arkadaşsınız galiba. Böyle yediğiniz içtiğiniz ayrı gitmiyor. Yani. Yani dediğine bakma Gizem. Baya yakın arkadaşlar. Hatta biliyor musun? Melih Banu'yu üzmeyin diye bana ayar bile verdi. Abartma be abi sen de. Öyle mi? Ben bir su alayım. Ne oldu şimdi? Ben bir bakayım. Keşke yalnız kalsaydık. Başka zaman yine geliriz. Boşver. Ya Gizem, lütfen yapma böyle. Bak burada olmaya ben de bayılmıyorum ama mecburuz işte. Tamam, bir şey demiyorum. Yani iyi ki de demiyorsun ha. Geldiğimizden beri bir karış suratla geziyorsun ya. Üstüme gelme. Bak. Sana sadece bir soru soracağım. Ama bana doğru cevap vereceksin, tamam mı? Tamam, sor bakalım. Ya ben üzerime rahat bir şeyler giyeyim. Tamam canım. Hemen geliyorum. Banu'ydu değil mi? Eskiden birlikte olduğun, ölen çocuğunun annesi olan kız. Banu'ydu değil mi? Bir soru sordum Melih, cevap versene. Evet. Banu'ydu. Banu benim eski sevgilimize. Zamansızlık var ya, yanımda kalsan aslında çok daha.